Bir arkadaşımız geldi. Hoş geldi. Hepinize selamünaleyküm diyorum. Yayın çok güzel olacak. Bundan emin olun. Bu akşamki yayınımızın konusu bu sıkça bize gelen sorulardan bir tanesi ve bunu hep beraber burada güzel bir şekilde anlatarak çözmeye çalışacağız. Konumuz başlıklı olduğu gibi zaka kuşu örtüye neden kapatılır? Bir arkadaşımız aleykümselam Murat hoş geldin. Bir arkadaşımız ısrarla soruyor. Arkadaşımız diyorum belki yaşı bizden büyük belki ufak bilemiyorum. Şöyle bir şey. Bunu diyor çok araştırdım. Bir türlü cevabını hiçbir yerde hiçbir şekilde bulamadım. Bu akşam cevabını elimizden geldiğince anlatmaya çalışacağız. Hayırlı akşamlar. Aleykümselam Ali. Hayvanlar alemi Arda Ergüven. Aleykümselam. Erdem Kemer. Hoş geldin kardeşim. Aleykümselam. Arkadaşlar bu arada bir like atarsanız sevinirim. Ne kadar like o kadar güzel oluyor. Bilginiz olsun. Mehmet Ağırbaş. Aleykümselam, hayırlı geceler. Dediğim gibi biz bu akşamki anlatacak konu kuşu niye örtüye aldığımızı anlatacağım. Aleykümselam. Teşekkür ederim Arda. Gökhan. Aleykümselam. Serkan. Aleykümselam, hayırlı akşamlar. Güzel bir yayın yapacağız. Bu arada yayına katılan arkadaşlara bir like istiyorum. Rica ediyorum like atmanızı. Bu benim için önemli. Bu arada kanal 2000 oldu. Dediğim gibi kısa bir süre içinde çekiliş yapacağız. Bir kuş benden, bir kuş Anıl'dan, bir kuş da Ali'den. Bir sözümüzün arkasındayız. Güzel bir etkinlik babında olacak. Ama tabii ki bu şöyle bir şey olacak. Aleykümselam. Yayına katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu şöyle bir şey olacak. Benim gözlemlediğim kadar kimse yanlış anlamasın. Mesela benim videolarımı paylaşanlar, kanalı paylaşanlar, ben bunları gözlemlediğim kadarıyla. Mesela şimdi şöyle bir şey var. Bir hediye veriyorsak, benim için geçerli olan şu, hediye hak eden kişi alsın, bize yardımcı olan kişi alsın. Mesela adam kanala girmiş, bizim için hiçbir şey yapmamış. Bizim için demeyeyim, yani bir paylaşımda bulunmamış, bir kanala bir şey yapmamış. İşte ben kuşu aldım çıktım olmasın. Biz bunu biliyoruz kimin ne olduğunu. Nasıl olduğunu da biliyoruz. O şekilde devam edeceğiz. Bilginiz olsun. 2000 olduk, sözümüzün arkasındayız. Ve sözü uzatmadan şu konuya açıklık getirelim diyorum. Herkese hayırlı akşamlar dedim. Murat kanalı yayını grupta bir paylaşırsan, çünkü gelmek isteyen arkadaşlar var. YouTube'a giriş yapamayanlar var. İşte like atar mısın falan diyenler var. Link atar mısın? Link ben buradan atamıyorum, çağıramıyorum. Aleykümselam. Bizim grupta paylaşırsan sevinirim. Paylaşmak isteyen arkadaşlar da paylaşırsa güzel olur. Şöyle bu örtü konusuna bu akşam bir açıklık getirelim. Aramızda iyi kuşçular da var. Onlarla beraber hep beraber güzel bir eleştiri yapacağız. Ve yayına başlıyorum. Başlamadan önce şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Aleyküm selam. Bir 5 dakika bir selamlaşalım. Ondan sonra başlayalım. Şöyle bir tane bakın arkadaşlar. İlk önce bunu bir anlatayım size. Versalagen'in gördüğünüz şu ürün kombine. Ben bunu nereden aldım? Tekirdağ'dan İnce Akvaryum'dan aldım. Tekirdağ İnce Akvaryum'dan. Teşekkür ediyorum kardeşime. Bu benim ilgimi çekti. Bu benim ilgimi çekti. Şöyle biraz göstereyim size zoomlayıp. Şöyle bakın. Bu kombine. Arkadaşlar bu kil. Bir de kili şeyle yapmışlar. Bu dere kumu var ya. Dere kumuyla yapmışlar kili. Benim ilgimi çekti ve bundan ben 5 kutu oradan aldım. Ne olur ne olmaz. Önümüz kara kış. Belki bir daha bulamayız. 5 kutu aldım. 550 gram. Güzel bir ürün. Deneyeceğim. Ki önceki kilde çok verim aldım. Bunun içinde kil de var. Bu hem sarı kil hem kırmızı kil. Bir de
Derekumu hepsi beraber karışım. Bir daha şöyle göstereyim. Arkadaşlar biliyorsunuz bizim beslediğimiz kuşlarda taşlık olduğu için sindirime birebir güzel geliyor ve bağırsaklarını da düzenliyor. Size de tavsiye ederim denemenizi ama bunu şimdi nasıl kullanacağınızı size buradan ufak bir açıklama yapayım. Bunu bazı arkadaşlar geçen sefer almış, toz haline getirmiş. Hadi vereyim ya, ayıp ediyorsun, sıkıntı yok kardeşim, ayıp ettin. Bunu toz haline getirmiş. Öbür paylaştığımızı alan arkadaşlar toz haline getirmiş. Arkadaşlar şu ürünü bakın şimdi, bir de şöyle bir şey var. Ben bu ürünü satmıyorum. Ben faydasını gördüğüm ürünleri burada sizinle beraber paylaşmak istiyorum. Niçin? Siz de faydasını görün diye. Bazı arkadaşlar diyor ki işte biz onu sen söyledin, biz aldık. İşte biz onun faydasını görmedik gibi söylüyorlar. Arkadaş ben faydasını görmediğim hiçbir şeyi kimseyle bir şeyle paylaşmam. Yani içeriğini size gösterebilsem bakın şöyle görebilirsiniz. Dere kumuyla sıkıştırmış adamlar. Çok güzel. Zaten Versalaga'da güzel bir ürün. Kombinesi benim çok hoşuma gitti. Bunu şöyle elinizle kırdığınız zaman kırabiliyorsunuz. Bu ufak mamalıkların içine koyduğunuz zaman kuş gidiyor oradan kendisi istediği kadar bunu tıklaya tıklaya yiyor, bitiriyor. Ki öbür kili ben müthiş bir şekilde yediler. Ciddi anlamda ben verimini gördüm. Yani çıkardığı dış gıda zaten belli oluyor. Bilginiz olsun. Tavsiye etmemdeki sebep biraz bir nebze de olsa. Aleyküm selam Anılcım, hoş geldin. Bir nebze de olsa kuşları kuruma hastalığından bir nebze de olsa uzak tutuyor. Bilginiz olsun. Tabii ki şöyle bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar antibiyotik kullanırsanız kuşlarınıza bu ürünleri vermiyorsunuz. Bilginiz olsun. Bunu bir altyazı geçelim dedik. Peki normal kuş kumu olmaz mı? Tabii ki olur. Niye olmasın? Abdullah. Normal kuş kumu tabii ki olur. Ama bu biraz daha iyi düzenlenmişi. O yüzden dolayı tavsiye ettim. Ben kullanıyorum. Normal kuş kumu da olur tabii ki. Bir de şöyle bir şey var. Bazı sağda solda satılan şeyler var. Kuş kumları var. İçinde kömür diye aldım. Tabii Versailles'e mesela kömürleri falan var. Orijinal kömür olarak var. Bir de şöyle bir şey, hani bazı pet shoplarda satılıyor. Kömür diye satılıyor. Marka ismi vermek istemiyorum buradan. Arkadaşlar tamamen boyadır, bilginiz olsun, kömür değil. Normal mermer tozu boyanmış siyah. Ve tabii ki bunda da ne oluyor? Boya olduğu için de kimyasal oluyor. Geçen gün hatta bir arkadaşımızın başına gelmiş. Yemden dolayı bayağı bir kuşunu kaybetti. Bu da tabii ki üzücü. Yani sezon öncesi her şeyi hazırlamış. Kümesi, kafesi, her şeyi hazır. Eşe atma kafesleri hazır. Bütün kuşların her şeyini ona göre hazırlamış ama tabii ki bir aldığı yemden dolayı bu iş hüsrana uğradı. Ama şöyle bir şey var. Ben size tabii ki bunu tavsiye ediyorum. Her zaman bildiğiniz yerden yem almanızı tavsiye ederim. Bilmediğiniz yerden uzak durun. Çünkü başınıza çok büyük sıkıntılar gelebilir. Bundan dolayı da bilginiz olsun. Biz tabii bildiklerimizi her zaman sizinle beraber paylaşıyoruz. Hayırlı akşamlar. Başkan gönder bana bundan 5 paket. Ben nasıl göndereyim be canım kardeşim? Ben satmıyorum, etmiyorum. Yani bakacaksın Soner'cim, alacaksın canım kardeşim. Ben satmıyorum yani. Ben kendim aldım. Bunun daha önce sadece kilo olanını kullandım. Faydasını gördüm. Bunu da açtım orada. Hoşuma gitti. 5 kutu da ben aldım. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Üstünde bir şeyler yazmışlar ama fiyat olarak. Tabii ki ben o fiyatı vermedim. Yani tavsiye ederim arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Bu arada yayına yeni katılan arkadaşlar bir like atarsa sevinirim. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Evet, bu Arda kardeşim, sen her geldiğinde bize huzursuzluk yapıyorsun. O yüzden dolayı seni böyle engellemek zorunda kalıyorum. Bunu yapmak istemiyorum ama sen kimsin bilmiyorum. Yaptığın hiç hoş bir şey değil.
Anladın mı? Böyle uçup gidersin her seferinde. Canım kardeşim benim. Burada kimse kimsenin huzurunu kaçırmakla mükellef değil. Biz burada yardımcı olmaya çalışıyoruz. Adam makara yapmaya çalışıyor. Bu da bizi üzüyor. Ne yapmak gerekiyor? Kimse kimsenin huzurunu kaçırmasın. Bu arkadaşı bir kere daha uçurmuştum. Şimdi tamamen uçurdum. Gitti. Yani bir şey anlatmaya çalışıyorsun ama adam makarayı alıyor. Halbuki bilmiyor ki biz onu makaraya alsak killahını yapacağız. Kimsen eğer bu yayını da izlersin belki daha sonra. Hani makara istiyorsan ben sana makaranın tillahını yaparım, ne olduğunu anlayamazsın. Bunu da buradan sana belirteyim. Terbiyesizlik yapmanın anlamı yok. Yani haksızsam deyin ki haksızsın. Vallahi onu peynir yaptım, şimdi gönderdim kardeşim ben. Peynir oldu o şimdi. Yani engeli bastık gitti. Yani bu 2 gün 3 gün hep aynı şeyi yapıyor. Terbiyesizlik yapıyor yani. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu kanalı açtık. Bazı şeylerde faydalı olalım. Mesela şimdi şöyle bir şey var. Kuş hakkında bilgiler veriyoruz. Canlı yayınlar yapıyoruz. Bazı arkadaşlarımızın çok güzel ütüm kuşlarını paylaşıyoruz. Ne bileyim videolar yapıyoruz vesaire vesaire. Kimse tabii beğenmek zorunda, beğenmemek zorunda değil. Buna da kimseyi zorlamıyoruz. Ama bizim buradaki maksatımız bazı arkadaşlarımın da bazı şeyleri öğrenmesi. Geçen gün bir video yaptım mesela kuşların ötüşüyle alakalı, yani nameleriyle alakalı. Nameleriyle alakalı. Bakın, dinleyin. Şimdi sağa sola mesela video atıyorsunuz. Şu kuş nasıl, kuş nasıl gibi vesaire vesaire. Onu oradaki yapmamızdaki sebep de şu. Bazı arkadaşlar kuşa tam kulak versin, anlasın diye yaptık. Ondan sonra tabii ki her zaman her zaman her zaman kuş olmuyor. Ne yaptık bunun üstüne? Bizim Herodot Bora abinin birkaç videosunu paylaştık ve videoların devamı var. Geçen gün çekim yaptım. Şöyle bir şey söyleyeyim. 4 videosunu birleştirdim. Çok yakında o da gelecek. Bomba bir şekilde. Tabii ki bunları yapıyoruz. Bora abinin videoları biraz küfürlü ama yapacak bir şey yok. Onunla anlatış tarzı öyle. Bizi güldürüyor mu? Güldürüyor. Bu zor günlerde. Şimdi arkadaşlar konuya başlıyorum. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Geçen günkü yaptığımız, geçen haftaki cumartesi günü yaptığımız yayına bir arkadaşımız katıldı. Arkadaşımız bize birkaç soru sordu. İşte ben şuradan şu yemi aldım. Ben şuradan şu ilacı aldım vesaire vesaire. Bize anlatımlar yaptı. Biz şimdi gözlemciyiz abi. Kimse bizi yanlış anlamasın. Bazı şeyleri gözlemliyoruz ve bakıyoruz. Ben hiçbir zaman kendi açımdan söyleyeyim, ben profesyonel değilim. Ama kendi çapımda beslediğim kuşlarda kendi çapımda profesyonelim. Benim zaten kendi çapımda profesyonel olduğum için de kimsenin, yani kimin benim hakkımda ne konuştuğunu ne konuşmadığı hiç umurumda bile değil. Aleyküm selam Gökhan kardeşim, hoş geldin. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Mesela Ali'ye, Anıl'a, bana, birkaç arkadaşımıza falan yayın kesilecek galiba diyeceğim. Yine devam ediyoruz. Eleştiri noktalar oluyor. Bazı eleştiriler yapıyoruz vesaire vesaire. Herkesin kuşu kendine güzeldir. Kulağına hoş geldiği sürece. Yanlış düşünüyorsam din ki tabii ki sen yanlış düşünüyorsun. Ben buna hak veririm. Bu şekilde. Demek istediğim bu videoları takip ederseniz siz de kendi kuşunuzun nasıl öttüğünü. Benim de donuyor farkındayım abi ama yapacak bir şey yok. Normal internetten bağlanıyorum. Yani evin internet wifi'den de bağlanmıyorum. Hava şartlarından dolayı kesiklik oluyor. Ama yine de bir şekilde devam ediyoruz. Şöyle bir şey diyeceğim. Geçen haftaki bir arkadaş katılmıştı yayına. Profesyonel şekilde konuştu. İşte Baykox 2,5 ne işe yarar? O ne işe yarar? Bu ne işe yarar? Bizim de kendi çapımızda kullandığımız ilaçlar var. Biz bunları hiçbir zaman sizden saklamadık. Saklamayacağız da her zaman devam edeceğiz paylaşmaya. Ve şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar, bakın şimdi bunu size açıklık getirmek için şu kafes bana özel yapım bir kafestir arkadaşlar. Benim kendi şahsıma özel yapım bir kafestir arkadaşlar. Bu kafes gördüğünüz gibi şuradaki yazıyı okuyabilirseniz kara gümrüklü. Ben bunu benim için çok değerli olan bir ustam. Yani
biliyorsunuz Bahçeköy kafesi yaptırdım. Daha hala şöyle bir şey. Bunu şu kafesimi hak edecek bir kuş bulamadığım için içine koyamıyorum. Hak edecek bir kuş bulamadığım için içine kuş salamıyorum ama tabii ki bunu hak edecek kuşu gün gelecek bulacağız. Onu da nasıl bulacağız? Kulağıma bizim kuşlar fısıldadı. Ali Çermik'te bu kafesi hak edecek bir kuş varmış. Ali Çermik'te tabii ki o kuşu bize hediye eder. Bizim de bugün Florya'mız makara üstüne makara tutmaya başladı. Bizim de sözümüzdür. Az bir şey öttürdükten sonra o kuşu Ali Çermik'e vereceğiz. Şimdi kafesi gördünüz arkadaşlar. Kafesi size gösterdim. Sakın beni yanlış algılamayın arkadaşlar. Yani kafesi size gösteriyorum. Hani kimse yanlış anlamasın. İşte o kafes, şu kafes, bu kafes değil. Ben burada size, sizinle beraber doğru olanı paylaşmak istiyorum. Doğru olanı paylaşmak istiyorum. Kafes bu. Doğru mu? Doğru. Kafeste en ufak bir pürüz bulamayız. Hiçbir türlü hiçbir şekilde bulamayız. Ünsal abi bu işin erbabı. Eline emeğine sağlık. Çok kendisini değer verdiğim ve aşağı yukarı 2 günde bir görüştüğüm bir abim. Bunu tabii ki ne kafes için görüşüyoruz ne kuş için. Araşıyoruz, konuşuyoruz. Güzel sohbetlerimiz oluyor kendisiyle. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Kimseyi küçümsemek amaçlı değil. Yani bunu ben burada bilgi amaçlı paylaşıyorum. Gelemez Ali artık o bitti onun işi. Bu sefer tamamen engelledim onu. Şimdi geçen hafta bir arkadaşımız bize sormuştu ya. Ben onun bir paylaşımını gördüm abi. Bir paylaşımını gördüm. Bir kafes paylaşmış. Abi kafesin tünek şurada. Bakın daha bak bu. Şunda 2 tane tüneyi görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu tünekler standart tünektir yani. Yani standart tünek derken bu kafes biraz uzun olduğu için, boydan uzun olduğu için şu size yüksek gelebilir. Normalde biz bunu bir tık daha aşağıya alabiliyoruz. Bir tık daha aşağıya alabiliyoruz. Ama bunda yaylar olduğu için bu kafesin yüksekliği de biraz yüksek olduğu için bunu biz aşağıya alamıyoruz. Şöyle göstereyim size. Görebiliyorsunuz umarım. Abdullah kardeşim, şimdi biz bir şey anlatalım, ondan sonra senin sorularını cevaplarız. Kafesin tüneklerini gördünüz abiler. Bir kafesteki standart tünek, Saka için konuşuyorum. Bakın Florya için değil, Florya'nın tünekleri altta oluyor. Standart olması gereken olay budur arkadaşlar. Altlı üstü görüyorsunuz. Bir suluk, ben kendi açımdan söyleyeyim, iç suluk kullanıyorum. 2 günde bir de bakarım. Bardak kullanmıyorum. İtalyan suluk kullanıyorum. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu tünek yukarıda olursa, aşağıda tünek olmazsa, içeriye de bardak asarsan kuşun sonu ölüm olabilir. Yani o kuş gidip o bardağa çakılabilir. Bilginiz olsun. Standart ölçü, tünek ölçüsü bu. Gördüğünüz gibi. Şimdi asıl konuya gelelim arkadaşlar. Asıl konumuz bakın örtüdür. Asıl konumuz örtüdür. Şöyle. Şimdi şunu örtüyü kapatıyorum arkadaşlar. Ali Çermi'ye dedik ya iyi bir saka gelmiş eline verirsin diye sesi bile çıkmadı gördünüz. Gördünüz hep beraber bir sesini bile çıkaramadı. Bu arada evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz üzere kafesi örtüye aldık. Kafesi örtüye aldık. Kafes örtü biraz standartlardan yani kafes uzun olduğu için bu örtüyle bana özel yaptırdım bunu. Bu örtü tam aşağı kadar iner arkadaşlar kafeste bilginiz olsun. Bu örtüye lastik geçirdiğiniz zaman da yem atma olayı sıfır olur. Tabii ki ben bu işlemeler gittiği için yani görünsün diye tam aşağı kadar bir örtü yaptırmadım. Bilginiz olsun. Bu örtü de bana özel tasarlanmış bir örtüdür. Çok sevdiğim Nazmi arkadaşım bu örtüyü bana yaptı. Karagümrük Yaki örtünün ismi. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu
Örtü'ye, bu kafesi biz Örtü'ye niye aldık? Arkadaşlar, konumuz bu. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. O gördüğünüz Saka kafesi normal standart bir Saka kafesidir. Normal standart bir Saka kafesi arkadaşlar. Bu gördüğünüz normal standart bir Saka kafesinden biraz daha yüksek. Ünsal abinin kafesleri bir tık daha yüksek. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi şu anda yayın izleyen 29 kişi var. Biz İstanbulluyuz. İstanbul'dayız. Yetiştik. İstanbul'da büyüdük. İstanbullu kuşlarla bazı öğrendiklerimiz çok güzel şeyler var. Bunları da biz sizlerle beraber burada hep beraber paylaşıyoruz. Biz kuşu niye örtüye alıyoruz? Bir arkadaşımız Abdullah herhalde ismi. Özellikle yazdı. De Saka kuşu örtüye niye vuruluyor? Ben bunu bir türlü sordum, soruşturdum, bulamadım diye. Şimdi arkadaşlar, Saka kuşu biliyorsunuz yabani bir kuş. Yani hayvanın geninde, bakın kafes üremelerde bile binde bir sakin kuş çıkar, bilginiz olsun. Şöyle bir şey var, bazı kafes üreme kuşların ayakları siyah olur, güneşte bakıldığı zaman siyah olur. Gruplarda saçma sapan şeyler görüyorum. Çocuk mesela 2.7 bilecikli kuşu paylaşmış. 2.7 var kuşun ayağında, kafes üretimi diyor. Bazı arkadaşlar da diyor ki ya diyor ayakları simsiyah diyor. Sen niye bizle dalga geçiyorsun? Güneş gören kuşun ayakları kolay kolay beyazlamaz. Bilginiz olsun, kara kalır güneş gören kuş. Şimdi bu örtüyü anlatıyorum Abdullah kardeşim. Bu yayını sırf senin için yaptım. Belki yaşın bizden büyüktür. Kardeşim diyorum, kusura bakma. Arkadaşlar, biz İstanbul'da kahvelere gideriz. Kuş kahvelerine. Kuş öttürmek için. Kuş bizde çivisinde öttüğü zaman bizim hoşumuza gitmiyor. Yani biz arkadaşlarımızın da duymasını istiyoruz. Biz kuşumuzu anlatmak istemiyoruz. Yani İstanbul kuşçuları olarak biz kuşumuzu anlatmak istemiyoruz. Bizim anlatmak istediğimiz kuş ötsün, kuş bize anlatsın. Bakın, ne demek istediğimi anlayın. Kuş bize anlatsın. Biz bu kuşu evden dışarıya çıkardığımız zaman, mesela şimdi şu anda kasım kuşları var. Kasım kuşları ötümde. Bazı arkadaşlarımızınki ötüyor, bazılarınki dersleniyor, bazılarınki dik ötüyor, bazılarınki daha hala dersleniyor vesaire vesaire. Herkes bir arayışın peşinde. Biz bu örtüyü taktıktan sonra kuşumuzu kuşçu cemiyetlerine gidebiliyoruz. Niye? Rahat rahat gidebiliyoruz. Saka kuşunu biliyorsunuz arkadaşlar. Bilmiyorsanız bunu da hatırlatayım. En ufak bir ürktüğü zaman kanadını döker, kuyruğunu döker. Bu da bir kuşçuyu çok üzer. Niye üzer? Hiç yoksa, ölüsü yoksa bir ay, iki ay geriye atar. Bir kanat, iki kanat, üç kanat tüyü. Yani iki ay bizi geriye atar dediğim, zaten kuşu gezdiriyorsak bindirmek için gezdirmiyoruz. Yani çiftleştirmek için değil, o kuş ötüm için bizle beraber geziyor. Ötümünü geriler. Çünkü niye? Hayvan ister istemez, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim, bir güç sarf ediyor. Bir güç sarf ediyor. O gücü kanadı çıktığı için, gücünü sarpmediği için bütün gücünü kanadına bindiriyor. Kanadı çabuk daha güzel çıksın diye. Bu sefer ne oluyor? Ötmeyi... Ha tabii ki şöyle bir şey var. Çok mesela cömert kuşlar vardır. Hançerli kuşlar kanadı olmasa bile günü öter. Ama bazıları da narindir. Geriye atıyor. Yani kanat attığı zaman bir nebze geriye düşüyorsun. O kanat bir daha yerine çıkıp tam olana kadar ötümden performans almak istersin. Kuş bu tepkilerde, mesela arabayla gidiyorsun, kuşu koyuyorsun, kafes sağa sola kendini vursa bile kuş bunu görmez. Sese de alışır, bunu da görmez. Daha çabuk kafese yakınlaşır. Kuş kafese daha çabuk yakınlaşır. Cemiyete gittiğin zaman kuş yukarıda, elini uzattın aldın, yanından biri geçti, biri elini kaldırdı, biri bağırdı, biri çağırdı vesaire vesaire. Bu örtüyü vurmamızdaki sebep, kuş sakin bir şekilde sağ solu görmeden tüne oturup ötümünü tamamlaması arkadaşlar. Bunda bilginiz olsun. Yani örtüyü takma sebebimiz budur. Kuş örtüde kendini daha güvende hissettiği için daha çok ötüm alabilirsiniz. Yani sağ sola vurmaz kendini, daha güzel olur. Mesela ben her kafesimin üstüne ince bir şekilde karton koyup ondan sonra örtüye geçiririm.
Çünkü niye? Bazı kuşlar vardır, hep kendini yukarıya atar. Yukarıya atıp yani tavanla gezinir. Bu da nedir? Kuşun ötümünü her zaman düşürür. Niye? Kuş ötmek yerine tavanda gezinmeyi tercih eder. Tavanla gezinmekle meşgul olduğu için de kolay kolay ötmez. Bilginiz olsun. Yani örtüyü vurmamız ilk sebep bu. Tabii ki şöyle bir şey var. Kuş yıllık oldu. Biz bunu dışarıya çıkardığımız zaman bazı kuşlar sakindir. Örtüye gerek kalmaz. Artık her şeye alışmıştır. Yani sese alışmıştır. El kaldırmasına alışmıştır. Hiç dünya bile umurunda olmaz. Yani o tünekte oturur. Ötümünü tamamlar arkadaşlar. Burada tabii ki örtüye vurmanıza gerek var mı? Yok. Çünkü niye? Hayvan bütün rollerini tamamlamış. Tüneye oturmuş. Mesela bir kardeşimin bana verdiği bir tane kuş var. Hayvan tüneye oturur. Akşama kadar tünekten kalkmaz. Kendini patlatır akşama kadar. Tünekte kendini patlatır. Bu. Ben evde hiç örtü örtmüyorum ve kafesi açık. Yanlış mı yapıyorum? Bak şimdi canım kardeşim. Şimdi sana şunu anlatmaya çalışıyorum. Evde kuşu yüksek bir yere koyarsan, tamam mı kardeşim? Örtü takmana gerek yok. Hayvan biraz hırçın olur. Aleykümselam. Hayvan biraz hırçın olur ama tabii ki bunu örtüyle daha sakin vaziyet. Şimdi Abdullah kardeşim, sen bunları bana sordun. Ben de sana bir şey sormak istiyorum. Aa, benim kuş tavana çıkıyor. Kitap koydum. Gene çıkıyor. Ben de yanlara bant yapıştırdım. Sinir oluyor. Uygun mu? Yapmışım. Hayır abi, uygun yapmamışsın. Ben bundan eminim. Şimdi senin saka kafesin belki de büyük, belki de muhabbet kafesi. Anladın mı canım kardeşim? Yani normal standart ölçüde bir saka kafesi demin sana gösterdiğimdir yani. O kafes ölçüsü, yani Ünsal abinin kafesi bir tık yüksek, normal kafeslerden bir tık yüksek. Yani normal ölçü biraz daha düşük. Biz tabii ki bunu biraz yüksek istedik. Ünsal abinin standartı da bu. Yani şimdi şöyle bir şey var. Abdullah kardeşim, kafesinin ne şekilde olduğunu bilmiyorum ama o bantı yapıştırdım diyorsun ya. Bak arkadaşım, şöyle bir şey sana söyleyeyim. Senin kuşun gider o bantı ökse gibi yapışır hayvan. Gider vebaline girersin. Demedi deme canım kardeşim. Vebaline, boş yere vebaline girersin hayvancağızın. Yani standartı neyse onu yap. Bir de tabii ki bakın, şimdi önemli bir konu daha sizlerle beraber geçeceğim. Kafesi gösterdik. Örtüyü anlattık. Örtünün ne işe yaradığını da size anlattık. Biz geziyoruz. Gezdiğimiz için kahvelerde de kuşumuzu örtüye alıyoruz. Bazı arkadaşlar var. Ben bunu bizim grup için söylemiyorum. Bakın. Saka Melezi sevenler, Facebook Saka Melezi sevenler grubu da bizim grubumuzdur. Eklenmek isteyen arkadaşlar da oraya eklenebilir. Bizim grubumuza kimse ukalalık yapamaz. Bunu söyleyeyim. Müslüm Yılmaz, İbrahim abi, Saka Melezi alabilmem için ne yapmam gerekiyor? Nijer tohumu ve kenevir veriyorum. Başka vermem gereken bir şey var mı? Teşekkür ederim. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar demiş Serhat Demirel. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Abi Saka Melezi alman için şöyle bir şey söyleyeyim sana. Ya kendin de tabii ki hazırlayabilirsin kuşu. Ya Nijer'le hazırlayabilirsin. Mazı tohumuyla hazırlayabilirsin. Selvi tohumuyla hazırlayabilirsin. Ondan sonra ısırgan tohumuyla hazırlayabilirsin. Ama şöyle bir şey var kardeşim. Yoksa onu hazırlayamazsın. Bak dediğim gibi Saka Melezi sevenler grubuna abone değilsen abone ol, gruba eklen. Mesela bugün orada ben 2-3 video paylaştım. Benim güncel videolarım. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bazı arkadaşlar var, bazı ustalar var. Tabii ki ben herkesin kuş bakışına saygı duyuyorum. Bu arada burada bu kadar anlatıyorum. Bir like atmanızı istiyorum. Like atmayan arkadaşlar, like atarsanız sevinirim yayına. Ben de bundan mutlu oluyorum. Yayına, gruba, kanala desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ben sizinle beraber bir yerlere gelmek istiyorum. Hep beraber güzel bir yerlerde olalım. Kimse bizi kuşçu diye ikinci sınıf insan gözüyle bakmasın abi. Biz de kuşçuyuz. Kuşçu olmaktan ben gurur duyuyorum. Bazı arkadaşlarımız mesela gurur duymuyor. İşte biz kuşçuyuz diye bize şöyle bakıyorlar, böyle bakıyorlar. Kimin nasıl baktığı beni hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Ben kuşçu doğdum. Doğduğumuz günden beri bizim evimizde kuş var. Semtimizde kuş var.
Ben kuşla da ölürüm yani abi, bu kadar büyük net konuşuyorum. Ve kaldığım yerden devam ediyorum. Şimdi şu anlatımız bitsin. Buradaki bazı arkadaşlarımızın sorduğu sorulara da hep beraber açıklık getireceğiz. Murat Çalışkan burada mı ya? Sesi çıkmadı. Bakın şimdi arkadaşlar, size en ufak bir örnek göstereceğim. Görebiliyor musunuz? Şunu görebiliyor musunuz? Bakın. Bunu gördünüz mü? İşte bu olması gereken en kötü şey. Bilginiz olsun. Bu örtüyü aldınız. Sıfır örtü aldınız. Bunu örtüyü dikenin de suçu yok. Örtüyü diken satan her zaman suçsuzdur. Çünkü niye? Bu örtüden binlerce çıkarıyor. Her birini tek 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 kimse kontrol edemez abiler. Murat Çalışkan ve Ali kardeşimin iki tane kuşu, birer tane kuşları korsan oldu. Ciddi anlamda söylüyorum. Murat Çalışkan'daki kuşu da ben hediye etmiştim. Kasım'da elime geçen en güzel kuşlardan bir tanesini, şu anda kendimde bile olmayan bir kuşu ona hediye ettim. Ama sonucu hüzran oldu. Niye hüzran oldu? Arkadaşlar sadece şunun yüzünden hüzran oldu. Bakın şunun yüzünden. Bir örtüyü aldınız. Örtünün düz kısmı burası. Bunu bilenler için değil, bilmeyenler için anlatıyorum. Bilginiz olsun. Örtünün dış kısmı burası. Ne yaptık? Örtüyü, kuşu kafese geçirmeden önce örtüyü bir çevirdik. Hemen şu köşelerde bakın, gördüğünüz gibi ipuçları var. Çok kolay. Bunu da gösteriyorum size. Elimize çakmağımızı alıyoruz. Hemen tık tık tık. Hoppa. Bakın. Bakın. Şöyle bir geçiriyorsunuz. Güzel bir şekilde. Şimdi bunu niye yaptık? Bunu da size anlatacağım. Ne yaptık? Yaptık. Bakın şu fermuarın orayı güzelce yapıyorsunuz. Şu fermuarın orası çok önemli. Evet. Şu fermuarın orayı güzelce yakıyoruz. Ve bu gözlü olduğu için, evet. Yapmanız gereken sadece bu. Bunu niye yaptık? Bunu niye yaptık arkadaşlar? Bunu niye yaptık? Arkadaşlar biraz önce anlattığım gibi, şimdi bu kafeste kuş bir şeyle meşgul olmaması için üstüne ince bir karton koyuyoruz. Tutma yerinden de kesiyoruz. Tutma yerinde çıkarıyoruz. İnce bir karton. Kuş yukarıya sağa sola zıplamasın. Kuş bu örtünün üzerinde ipi gördün mü? Her zaman o ipe kafayı takar. Gider çeker 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 ve bir kuş besleyicisi bunun farkında olmaz. Çünkü niye? Kuş örtüde her gün açılıp zırt pıt zırt pıt zırt pıt bakılmaz. Bizim camiamızda, bizim yani bakın arkadaşlar, biz kendimizi övmüyoruz. Profesyonel bakan arkadaşlar için konuşuyorum bunu. Kimse konuştuklarımı yanlış anlamasın. Özümüzde sözümüzde biriz. Bu arada like'lar da gelsin. Bir kuş öterken yeni acemi arkadaşlar kuşu kafesin içinde öterken çok merak eder. Geçen gün Vedat abi var bizim, Vedat abi Gazi Osman Paşalı, bizim grupta bir kuş paylaşmış. Örtünce kuş ötüyor. Adamın bir tanesi de altında terbiyesizlik yapmış. İnsanları kandırma. Bu kuş ötmüyor. Sen o kuşu örtüye almışsın falan. Arkadaşlar bizim camiamızda bir kuş öterken bir başkası gidip o örtünün fermuarını aşın mı, biz onu kendimizi küfür sayarız. Bu da size ufak bir tavsiyem olsun. Bir camiaya giderseniz bir kuş örtüde ötüyor. Kuş sahibinden izin almadan o örtüye elini atarsan o kuş sahibine küfür etmiş sayılır. Bilginiz olsun. Çünkü niye? O hayvan öterken o örtü açılıp kapandı mı, o hayvan bir daha orada cömert bir kuş değilse ötümünü sergilemez. Bilginiz olsun. Haksızsam şu anda profesyonel bakan arkadaşlarımız var. Bana haksızsın desin. Ben de buna eyvallah derim yani. Tabii ki bizim de yanlışlarımız olabilir. Sizin de doğrularınız olabilir. Bizim yanlışlarımızı siz de doğrularınızla bizi bilgilendirebilirsiniz. Anladınız mı arkadaşlar? Bu şekilde bu örtüyü çakmakla yakmamdaki sebep, kuş gidip o ipleri oradan tiplikler tiplikler tiplikler, sonunda uzatır, en sonunda ayağa takılır
Sen de bunun farkına varmazsın. Sonu ya ölüm olur ya da kuş korsan olur. Bilginiz olsun. Karayip korsanları gibi tek bacak kalır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani benim size anlatmak istediklerim bunlar. Size karşı bir yanlışımız olduysa affola diyorum. Dediğim gibi 2000 olduk. Daha ileri bu kanalda daha iyi yerlere geleceğiz. Bu kanalda daha iyi yerlere geleceğiz ama tabii ki bunda sizin de desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Destek olmadan hiçbir şey olmaz. Biz kendi başımıza tek bir şey değiliz. Hep beraber bir şeyiz. Şimdi bir arkadaşımız bir şey sordu. Bu kafes örtüsünü umarım Abdullah arkadaşımız için yaptım. Umarım faydalı olmuştur. Kafes örtüsünü niye kullandığımızı burada açıkladık. Bazı gruplarda bazı arkadaşlar işte ben açık bakarım. Ben oraya bu yaşıma geldim kuş kapatmadım gibi vesaire vesaire söylentiler oluyor. Ben onlara da saygı duyuyorum. Emin olun. Bak bunu abartmadan konuşuyorum size. Emin olun. Şöyle bak bu tarzda bile demiyorum ha. Kimse yanlış anlamasın. Normal bir saka kafesinde kuş bakmıyordur o kişiler. Bunda bilginiz olsun. Bakın bu kafesten bahsetmiyorum size. Bu kafes bakın şimdi görüyor musunuz arkadaşlar parlaklığı. Verniğe, işçiliğe bakın. Bu kafesten size kesinlikle bahsetmiyorum. Normal bir kafeste bile bakmıyorlardır yani. Bilginiz olsun. Herkesin bilgisi tabii ki kendine. Saygı duyuyorum abi ben bunda. Bu konuda saygı duyuyorum. Evet. Bir de sorulara cevap ver başkan. Şimdi sorulara başlıyoruz abi. Şimdi Yunus Ertekin. Abi kafesin içine bardak koymakla normal suluk arasındaki fark nedir? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim sana canım kardeşim. Kafesin açıksa tabii ki bak şimdi biz nereye bağlıyoruz işi? Biraz önce bir şey anlattım yani. Biz dışarıya çıkıyoruz. Kuş götürüyoruz. Kuş getiriyoruz. Şimdi bu örtünün her yeri kapalı. Biz bu örtüyü kesip dışarıdan suluk takamayız. Çünkü niye? Dışarıdan suluk taktığımız zaman o su içine döküldüğü zaman hayvan da o pisliğe bastığı zaman bize sıkıntı açar. Biz o yüzden dolayı artık bardak da kullanmıyoruz. Yani İtalyan suluklar var. Onları kullanıyoruz. Bilgin olsun. Ya şu Murat Korucu'ya da bir destek yapalım. Murat Korucu. Babacığım tavuk su içer Allah'a bakar yani. Sen de bizim kanalımızın desteğini yapacaksın. Biz de sana Murat Korucu güzel paylaşımlar yapıyor. Hep beraber. Murat sende numaram var abim. Ara bir ara ben sana birkaç program yapış şeyi atayım. Ona göre videolarını düzenlersin. Daha güzel bir şekilde yaparsın. Bir dakikalık, iki dakikalık videolarla olmuyor. Bilgin olsun. Evet. SS'liyim. Eskişehirliyim. Evet. İbrahim Bey ben de Kasım ayında sahiplendim. Mayıs ayının ilk haftasında azat ettiğim için en kısa zamanda dinlemek için örtüyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi abi senin kuşlar bir görsel yapsam canlıda mümkün mü? Hangi kuşu bekliyorsun abi? Mete Ağırtaş yani nasıl bir şey bekledin? Şimdi şöyle söyleyeceğim. Bir saniyenizi alayım. Yayından ayrılmayın. Muhabbetinizi yapın. Bir kuş getireceğim bakayım öttürebilirsem. Size burada bir ufak bir senfoni dinlettireceğim. Evet geldim arkadaşlar. Bak ben gittim hemen yayından ayrılanlar olmuş. Bakalım hep beraber size dinlettirebilirsem çok kısa da bir olsa.
İnşallah öttürürüz. Uyuyordu çünkü kuş. Bakalım. Bakın, bunu da göstereyim. Görebiliyor musunuz? Şöyle. Furkan'la geldi, kaçtı. Evet. Kömür vermek tabii ki iyi geliyor ama şöyle bir şey söyleyeyim. Geçen bir arkadaşımız bir grubunda paylaşım yapmıştı bir kömür için. Arkadaşlar, mangal kömürünü o şekilde vermeyin. Bakın, zehirlersiniz kuşlarınız, bilginiz olsun. Kuşlarınıza zaten doğa kuşuna hani mama vesaire vesaire verilmez. Ondan da bilginiz olsun. Ötmedi, bakacağız. Ya kuşu ısıtsaydım öttürdüm de ben yayını almayacağım diye şey yapmadım. Öterse hep beraber. Evet arkadaşlar, sormak istedikleriniz varsa sorabilirsiniz hep beraber. İbrahim abi, o kafesin aynısı bende de var. Hemen hemen aynı. Bendeki kafesin aynısı mı? Bendeki kafesin aynısı olma şansı yok. Çünkü niye olma şansı yok? Sakın yanlış anlama. Ünsal abi yaptığı kafesi, bir kişiye yaptığı kafesi bir daha kesinlikle kimseye yapmaz. Tabii ki model olarak aynı değil de belki görsel olarak aynı olabilir. Tabii ki olsun yani. Güzel kafesler, güzel işçilikler her zaman iyidir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, sormak istediğiniz bir şey varsa burada hep beraber sorabilirsiniz. Yani hep beraber bir şeylerin açık oturumunu yapabiliriz. Dediğim gibi Murat Korucu'nun kanalına da abone olursanız mutlu oluruz. Mangal kömürü yerine hangi kömürü verebiliriz? Ha, mangal kömürü verebilirsin. Ama şöyle bir şey söyleyeyim sana. Versalagen'in mesela kömürleri var. Bu kuş için düzenlenmiş olanı var. Anladın mı abi? Yani yakılacak mangal kömürü değil. Sakın yanlış anlamayın. Bazı arkadaşlar yakılacak mangal kömürlerini paylaşıyor. Ha, kuş yemez mi? Yer. Ama sonradan sıkıntı açılır mı? Bana göre açılır abi, bilginiz olsun. Versalagen'in mangal kömürü, yani mangal kömürü demeyeyim de kömür olarak kuşlara verebileceğiniz kömürleri var Versalagen'in. Biraz pahalı ürünler ama hani iş görüyor mu? 10 numara 5 yıldız iş gören şeyler yani arkadaşlar. Evet abiler. Demin bir arkadaşımız bir şey sordu. Biz anlatıyoruz diye. İbrahim, Müslüm Yılmaz. İbrahim abi, saka melezi. Ha, saka melezi alabilmek için demiş. Onu zaten anlattık. Evet abi, var mı sormak istediğiniz güzel şey? Furkan, bak Furkan mesela bizim Karabatak Furkan. Bir girer bir çıkar. Ondan sonra da yaka abi şöyle, yaka abi böyle. Soner Kuşçu. Bu Soner var ya, Soner Kuşçu. Arkadaşlar. Sene 2019. Baba. Bu beni bir öptü. Bak daha hala burada izi var bak. Bak bak bak, tam şurada bak. Ötmüyor abi kuş. Öttürecektik ama uykudan kaldır kaybını, ötmüyor. Mikostatin kuruma için etkili midir? Evet, etkilidir. Ben kuruma yönteminde en güzel, ben ciddi anlamda biterelle kuş öldürmüyorum. Biterelle hiçbir zaman da öldürmedim. Şimdi çok yakın bir zamanda da Allah izin verirse karaciğeri sıfır noktaya indirecek bir ürün var. Onun üzerinde çalışıyorum. Bunu da yapabilirsek bunu da sizlerle paylaşacağım. Bu arada çok güzel faydasını görüyorum. Hep beraber bir şeyler yapacağız. Abi, Sakaya'da da muhabbet kafesinde bakmanın sakıncası var mıdır? Kara muhabbet kafesi. Yunus Ertekin. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim sana canım kardeşim. Muhabbet kafesi biraz büyük olduğu için, hatta şöyle bir şey daha söyleyeyim ya. Ben
Benim Cappar diye bir kuşum vardı. Biliyorsunuz videosunu Sakamele sevenlerde paylaştım. Birkaç arkadaş yorum attı. Ya o kafeste o kuş bakılır mı falan. Hatta geçen günde bir arkadaşımızın doğaya salınan bir kuşu var. Onu da bizim bu kanalda paylaştım. YouTube kanalında, İbrahim Kuş YouTube kanalında paylaştım. Bir arkadaş yazmış, ya arkadaşım İnşallah bu yayını izlersin. Ya o kuşu büyük kafese koy diye. Saka kuşu büyük kafeste bakılmaz. Bilginiz olsun. Büyük kafesi ne kadar alırsan o kadar zıplarsa, ötüm için konuşuyorum, üretmek için değil. Ne kadar zıplarsa ötümünü o kadar azalırsın. Bilgin olsun. Linkler gözükmüyor İlker. Ustam Saka'nın ense tüyleri döküldü. Nasıl geri kazanabilirim? Saka'nın ense tüyleri dökülme sebebini ben sana söyleyeyim canım kardeşim. Ense damlasından dökülür. Bir de hayvana fazla yüklenirsen dökülür. Bilgin olsun. Fazla yüklenme dediğimiz olay da şöyle bir şey söyleyeyim sana. Mama ve kimyasal öttürücülerden dolayı dökülür. Gelmesi biraz zor, uzun zaman alır. Yakında Sakamele Sevenler grubunda 2 ay önce kuşu tüy bakımını aldım. Onun videosunu da sizlerle beraber paylaşacağım. Kuş tüyden nasıl çıkıyor göstereceğim. Çoğu usta var. Ustalar ustanın ustasını görsün diye göstereceğim. Bilginiz olsun. İbrahim abi sen telefonla kuş sesi açtın. Benim Sako ötmeye başladı. Tabii ki öter canım kardeşim. Niye ötmesin? Bizimki ötmüyor bak. Abi bir de bir şey vardı bizim, bu Necati Kartal. Tırt. Saat 12'de geliyor yayına falan. Şimdi birazdan gelir. Ha gelmiş bak, Necati gelmiş. Ulan öttüremedik be kuşu. Rezil olduk değil mi? Ama ısıtmadık abi hayvanı. Anıl burada mı ya Anıl? Saka saka üretimde 60 santim nit çift tane kullanıyorum. Dişi ve erkek aynı bölmede mi durmalı? Yoksa teli alıp bir arada mı dursunlar? Şu anda zaten eşe atılmaz abi yani kuşlar. Mümkünse ortaya böldüğün zaman birbirlerini görmeseler daha iyi olurlar. Bilgin olsun. Mama verilmez dediniz, hazır mama mı? Ben kendim mama yapıp veriyorum. Fındık fıstık falan sıkıntı olur mu? Fındık fıstık kavrulmamış çok az bir şekilde verebilirsin abi. Fındık fıstık değil de fındık kaju, badem gibi kavrulmamış olanını verebilirsin. Bilgin olsun abi. Volkan'ın bebeği oluyor Muro. Volkan onunla uğraşıyor. Bugün geciktim, kusura bakmayın. Yoğun iş temposu. Çok çalışıyor Necati baba. Bolu'nun yarısını aldı vallahi. Arkadaşlar, bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Elimde şu anda bir tane bir kuş var. İhtiyacı olana bana İbrahim Kuşçu Facebook'tan ulaşabilir. Tek uyla olan, bakın çift uyla olanı atıyorsunuz. O sayfamı fazla kullanmıyorum. İbrahim Kuşçu var, iki uyla, onu fazla kullanmıyorum. Ona çok mesajlar gidiyor. Sonra da bazı arkadaşlar diyor ki biz sana mesaj yazıyoruz, görmüyorsun falan. Benim Facebook adresim İbrahim Kuşçu. Tek uyla Kuşçu, bilginiz olsun. Çok güzel bir tane melez babası var. Kuş saka kanarya ayırmaz. Kuş Kasım kuşudur. Şu anda da hazır. Abartmadan söylüyorum. Tellere yapışıyor. Telleri delecek vaziyette bir kuş. İhtiyacı olan arkadaş varsa bana mesaj yoluyla ulaşabilir. Çok güzel bir kuş. Yani pazartesiye kadar gitti gitti, gitmedi zaten kendime kalır, bilginiz olsun. Alan arkadaş da mutlu olur. Bundan da haberiniz olsun. Yani böyle yayın güzel devam ediyor. Başka sormak istediğiniz bir şeyler var mı arkadaşlar? Abi 2000 olmuş kuş çekilişi yapılacak mı? Tabii ki yapılacak Yunus. Yunus Ertel, tabii ki yapacağız. Ama biraz önce belirttiğim gibi bu kuş çekilişini yapacağız. Biz 3 tane kuş vereceğiz.
Sözümüzün arkasındayız. Ama şimdi bizim bu çekiliş yapacağız ya. Tespit ettiğimiz kişiler var. Nasıl tespit ettiğimiz kişiler var? Bu kanalın sayfa olarak paylaşanlar, link olarak paylaşanlar, benim yayınlarımı paylaşan arkadaşlar var. Yani şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim Yunus'cum. Bak ben şimdi senin ismini ilk defa okudum canım kardeşim. Mesela ben senin hiçbir paylaşımını görmedim. Anladın mı? Yani senin de paylaşımlarını görmek isterim ki seni de o çekilişin içine katmak isteyeyim. Şimdi öbür arkadaşlar mesela o kuş sana çıksa öbür arkadaşların hakkına girmiş oluruz. Mesela Necati, mesela İlker, mesela Murat Çalışkan, mesela Ümit Öztürk. Bunlar grubu ve yani bu sayfayı etkin bir şekilde paylaşanlar yani benim için sağlayan kişiler. Haksız mıyım Yunusçu? Nasıl oldu acaba Yunus Ertekin? Doğru konuştum galiba. Çiftlikte sakaları ayırdık tamam ama neden görmesinler birbirini? Canım kardeşim şöyle bir şey var. Neden birbirlerini görmesinler? Onu da sana anlatayım. Daha eş zamanına var biliyorsun. Nisan ortası bir sonu gibi eş atıyoruz. Bilgin olsun. Hatta ben Mayıs'ın ortası gibi yani pardon. Nisan ortası Mayıs başı gibi hatta ben Mayıs'ın sonu gibi eş atarım. Atacağım zamanda bu sene atmıyorum artık. Kuşlar birbirini görürse birbirini söndürebilir abi bilgin olsun. Yani erkeğin çok kızışır. Bu sefer kuş zaten birbirini görüyor. Eşe atmadığın için gider ona dikilir ve sezon geldiğinde sonra teri çektiğinde kuş görevini yapmaz. Bilgin olsun. Valla şimdi Soner'cim ben sana hak etmiyorsun demiyorum canım kardeşim. Şimdi mesela senin de bir grubun var. Bir ki abonesin, üyesin. Mesela bizim paylaşımlarımızı orada yapabilirdin. Yani Yorgun'un kanalında falan da paylaşabilirsin. Sıkıntı yok. Soner. Ama paylaşım göremiyorum baba. Ceyranda kalmış kuşa ne yapmak lazım? Sıcak yere koydum. Başka ne yapılır? Vallahi canım kardeşim ceyranda kalmış kuş zaten aratüye girer. Sıcağı alırsan da daha beter edersin kuşu. Normal bir yere koyacaksın. Oda sıcaklığı seviyesi aynı. Fazla sıcak bir yere almayacaksın. Yani ürkmeyecek bir yere koyarsan tüyden çıkmasını bekleyeceksin. Etrafını da böyle bir loş bir şeyle kapatırsan daha kolay bir şekilde çıkarabilirsin tüyden. Vallahi bilmiyorum düşmüyor. İbrahim Kılıç bunu senin için anlattım demin. Evet arkadaşlar başka sormak istediğiniz bir şey var mı? Yayın tam gaz kumburgaz devam ediyor. Kuşu ne kadar loş tutarsan o daha çabuk tüyden çıkarırsın. Bir de barbar yöntemi var. Barbar yöntemi de kutu. Kutuya her baba yiğit yapamaz. Bilginiz olsun. Ara tüye girmiş kuş ne zaman çıkar? Vallahi Murat ara tüye girmiş kuş ne zaman çıkar? Bir ayda sürer, 2 ayda sürer, 3 ayda sürer. Mesela bizim Engin var, Engin Soğlak. Abi kuşu bir türlü ara tüyden çıkaramıyor herif. Çıkarıyor 3 gün sonra bir daha ara tüye sokuyor. Çıkarıyor 3 gün sonra bir daha ara tüye sokuyor. Vallahi billahi, şaşırtıcı. Abi seni dinlemek video çekip YouTube'a da attım. Beni çekilişe dahil etme abi. Başkasının şansı artsın. Teşekkür ederim Murat Korucu. Yok yani o şekilde değil Murat. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela biz bunu Sagamayla Sevenler grubunda yaşadık. Murat da biliyor. Vallahi bir tane kafes aldım. Bak o zamanın parası bundan kaç yıl önce 800 milyon aldım. Kaç yıl önce çok güzel bir tahta kafes 800 milyon liraya. Ve ben bunu Sagamayla Sevenler grubunda çekilişe koydum abi. Bak şimdi bunu size anlatayım. Ben bunu çekilişe koydum. Adamın Hasan diye biri. İskenderunlu hiç unutmuyorum abi. İskenderunlu Hasan diye biri. Hatta benim için sıfır bir adam. Karakter olarak sıfır bir adam abi. Adam girdi çekilişe. Numarayı yazdı, çıktı. Biz çekiliş yaptık. Bak adam o gün gruba katılıyor. Numarayı yazıyor. Çıkıyor. Biz çekiliş yapıyoruz. Adama çıkıyor. Ve ben bu adamı bulamıyorum. Herkes diyor ki abi bir daha abi bir daha abi hayır dedim. Ha, biz buna çektik bunu bulacağım. Adam numarayı yazıyor çıkıyor. Yarım saat sonra araçta takla atıyor. Kaza yapıyor ve 1 ay 1,5 ay hastanede yatıyor. Hastaneden çıktıktan sonra ben buna bir şekilde ulaştım.
Ama şöyle bir şey oldu. Ben kafesi bak buradan İskenderun'a gönderdim. Otobüs parasını dahi kendi cebimden verdim. Ben uylandım. Nasıl uylandım? Kafes buna gitmeden bu kafesi sattı. Benim için bazı hediyeler çok önemlidir. Tabii bu arada hediyelerinizi kabul ediyorum. Bu ara çok güzel tespih hediyeleri geliyor. Tespih koleksiyonu yaptım. Bilginiz olsun. Güzel tespih koleksiyonu yaptım. Ve bir tane çerçeve yaptırıyorum. İmamelere kart bastırdım. Herkesin ismi yazıyor. Bu hediyeleri de YouTube kanalında sizlerle beraber herkesin gözü önünde açacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun, gelen hediyeler için konuşuyorum. Zaten 3 kişi var kanalda destek veren. Herkese birer kuş versen olur bitsin. Ya Necati, vermesine vereyim de buradan Bolu'ya nasıl göndereceğiz bir kardeşim? Onu düşünüyorum valla. Kuş sıkıntı yok. Abi ben de hediye kupa bayağı bir geç almıştım. Evet, İlker mesela kupa çekilişi yaptık. Kupa dediğimde tabii UEFA kupası değil ha, çay kupası. Bizim abi, onu kapatayım. Kuş ötmüyor. Kuş şey, kupa İlker'e çıktı. Hatta İlker'le ben eskiden Gaziosmanpaşa'daydım. Vermem demedi adam. Sağ olsun. Vermem demedi adam. Anlamadım ne demek istediğini İbrahim. Yok, vermeyeceğim demiyorum. Zaten vereceğim de. Ama ben de şöyle bir şey söyleyeyim. Haksızsam değil ki haksız ne. Ben bir kuş ben vereceğim. Bir kuş Anıl, bir kuş da Ali verecek. Ali bir tane Florya veriyor. Ben bir tane Saka. Anıl bir tane Saka. Ama insan, bak Necati gelip alırım diyor. Gel Necati, ayıp ediyorsun. İnsan hani armut piş ağzıma düş oldun mu insanın gücüne gidiyor. Bak 5 ay sonra, 5 ay sonra benden kupayı aldın mı İlker? Aldın. Ben onu 5 ay boyunca muhafaza ettim ve güzel bir şekilde İlker kardeşime verdim. O da daha hala onda duruyormuş. Bu da bizi onur ediyor. Sakamele sevenler grubu olarak o zaman çekiliş yapmıştık. Şimdi de İbrahim Kuşçu YouTube kanalı olarak yapacağız. Ama tabii ki çekilişi burada yapamıyoruz, biliyorsunuz. Hediyeyi burada veremiyoruz. Ben de sizin hediyelerinizi kabul ederim yani. Bunda sıkıntı yok. Bilginiz olsun. Başka kuş hakkında sormak istediğiniz şeyler var mı arkadaşlar? Buradan sorabilirsiniz hep beraber. Anıl kardeşim gitti herhalde. Ali zaten anlamıyorum İbo dedi, gitti. Kuşu istedik ya Ali'den. Ali uçtu. Şu kafesi hak edecek, hak edecek bir kuş bulamadık anasını satayım. Hep Darcan, hep Darcan. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, var mı sormak istediğiniz bir şey? Telefonlaşamadık canım kardeşim. Murat Çalışka, aha, 2.7'yi bana veriyor. 5 yıldır 2.7'yi bana verecek o Necati. 5 yıl oldu. Şimdi kaçmıştır o yayından şimdi. Kankası yok ki Ahmet. Ahmet kaçmıştır o yayından. Full 2 de yok. Karabatak Full 2. Heh, Orman Bakanlığı kayıtlı 2.7. Yakışır. Tabii kardeşim. Murat kardeşim sayesinde bizde bir 2.7 orman kayıtlı bir kuşumuz olsun yani. Caner al. Selamun aleyküm, hayırlı geceler demiş. Aleyküm selam. Gel al diyorum, gelmiyorsun diyor. Murat ben de isterim bilezikli sakayı diye. Ümit abim çok sever bak bilezikli sakayı bro. Ümit abimde bilezikli saka hastalığı var. Bilezikli saka koleksiyonu var Ümit abimin. Senden de bir tane alıp koymak istiyor yani Muratçım. Arkadaşlar, var mı sormak istediğiniz güzel bir şey? Hep beraber. Ümit abimin canı sağ olsun diyor. Uğur, hep Dercan, bit için. Abi şöyle bir şey söyleyeyim sana. Ben kullandığım ürünü söyleyeyim. Caniper kullanıyorum ve bundan çok memnunum. Kullanış şeklini de anlayabilirim. Caniper. Caniper. Zirai bir ürün. Ama bittiği son nokta abi. Kullanış şeklim şöyle. 2,5'luk üstten basmalı zirai pompalar var ya. Onu 2,5 litre doldurduktan sonra
3 ya da 4 çay kaşığı içine atıyorum. Güzel bir şekilde çalkalıyorum. Ondan sonra kafese fıslatıyorum. Hani tabii ki her ihtimale karşı yemliği suluğu çekiyorum. Kuşa da çok az gelecek şekilde sıkıyorum. Ondan sonra bu böyle basmalı pompalar var. İçine toz olarak dolduruyorum. Kafes ıslakken şöyle bir kere fıslatıyorum. O toz ona yapıştığı sürece abi 3 ay 4 ay bunu yani 3 ay 4 ay devamlı yaptığın süreç içinde bir daha bitle karşılaşmıyorsun. Ense damlaları deminki arkadaşın söylediği bir kellik oluyor. Bilginiz olsun abiler. Ve çiftleştirecek arkadaşlar için konuşayım. Ense damlalarında kuşların göl oranları düşüyor. Bilginiz olsun. Mesela Frotline'lar var. Ense damlası Frotline güzel bir damla. Kedi köpek için kuşlarda da kullanılabiliyor. Ama kuşların göl oranını düşürüyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Çift tane de dişi ve erkek sakanın yemleşmiş eş olduklarının anlamına gelir mi? Hayır kardeşim gelmez. Erkek erkeğe de yemlenebilir. Dişi dişiye de yemlenebilir. Bilgin olsun. Ama şöyle bir şey var. Yemlenir kelebek atıyorsa bizim kelebek dediğimiz olay böyle kafesin içinde kalkar. Pırt 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 gelir. Ondan sonra kanatlarını indirir. Tık 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 böyle yemleme yapar. Kanatları indirmiş. Tık 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 yapar böyle ağzını. O zaman anlaştıkların anlamıdır. Bilgin olsun. Erkek erkeğe de emler, dişi dişiye de emler. Bilgin olsun. Yavru babaya da emler. Büyüklükten sonra. Ben sordum ama görmedin. Sonra WhatsApp'tan sorarım artık. Şimdi sor. Bak izinle hala duruyor burada. Bak. Bak bu iş senin izin. Soner. Bu iş senin izin. Sor. Sor hadi bakalım. Aynı evde ya da odada birkaç kuş olur mu? Tabii ki olur. Niye olmasın abi? Olabilir. Ama şöyle bir şey var. Bunlar şimdi bizim cemiyetlere çıkmamız iki sebep kuşları daha iyi dinlemek. Yani ring gibi düşünün arkadaşlar. Kuşlar mesela Florya kuşu dövücü kuştur. Üstünlüğünü sağlamak için en güzel ölçüsünü sergiler. Hançerli bir kuş varsa öbür ders yapan kuşu öttürmez. Kafasına balyoz gibi ölçüleriyle vurur ve öbür kuşu öptürmez. Sadece sıkıntım bu olur yani. Başka da bir şey olmaz. Evet arkadaşlar, var mı sormak istediğiniz bir şey? Ya yayında var ya tadınıza doyum olmuyor ha. Bir de macera mı yapalım? Ne yapsak bunun arkasına? Patlatalım. İstanbul'da eşe atma zamanı Mart başı mı ortası mı olmalı? Mart'ta da atanlar var. Mesela abi şimdi şöyle benim kuşlar kızgın. Benim kuşlar birbirine vallahi çarp. Erkek erkeğe saldırıyor ben çarpsın. Bak bu havada erkek erkeğe saldırıyor. Mesela vereceğim bir tane iki tane kuş var. Bilginiz olsun. Banko garanti. Saka sakaya bak saka sakaya da gider. Saka kanaryaya da gider. Bilginiz olsun. İsteyen var ama peynirciler bana yanaşmasın baba be. Kuş güzel hakkını alır veririm. Bilginiz olsun. Kafese banyoluk takıyordum ama oralı olmuyor. Abi banyola saka kuşunu çiftliken sokarsın. Yoksa biraz zor sokarsın. Bardak koyarsan o bardaktan yıkanır ya da gidip senin suluğundan alır yıkanır yani. Murat Doker. Çirkin öten kuş iyi öten kuşu susturur mu? Yoksa şimdi İbrahim Kılıç canım kardeşim bak beni sakın yanlış anlama ama bu sorduğun soru çok acayip bir soru. Çirkin öten kuş, iyi öten kuşu şimdi kuş ötümünde bilmez ki ben çirkin ötüyorum, iyi ötüyorum, öbüsü iyi ötüyorum, çirkin ötüyorum diye bilmez. Anlatmak istediğim şöyle bir şey var. Mesela sen bir futbol sahasındasın, başında Amigo var. Amigo bir bağırıyor, 10 bin kişiyi susturuyor. Anlatmak istediğim olay bu. Hançeri varsa senin kuşunu kafasına vura 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 söstürür. Bunun iyisi kötüsü yok. Yani. Bunun onunla bir alakası yok. Bozukluğuyla, iyiliğiyle bir alakası yok yani. Abi ben de 1,5 senedir bir kuş var. Ötüm iyi, süper bir kuş ama insana bir türlü alışmıyor. Örtü koysa olur mu? Tabii ki olur Soner'cim. Örtüye vursan daha çok sakinleşir. Bilgin olsun canım kardeşim. Sakinleşir yani. Örtüye koyacaksın istediğin gibi istediğin yere yürü. Hiç sıkıntı yok. Bir de şöyle bir şey var bakın arkadaşlar.
Ali Töz. Ali Töz mü? Ali Töz. Bir kardeşim vardı benim Ali Töz diye ya. Vay be. Şimdi soy isminizi okuyunca belki de sensindir ha Ali. Bu Soner Yunanistan'da şey Muratçım, bu o Soner değil, bu Yunan'da. Yunanistan'da bu kardeşimiz bizim. Vallahi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ali Töz. Benim önereceğim hiçbir kuş yok arkadaşlar. Seviyorum seni diyor. Lan Allah Allah. Ali yoksa sen bizim Ali misin ya? Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar demiş Oğuzhan Güney. Güzey, pardon özür dilerim. Ali sen bizim Ali misin ya? Resim mesim yok ya. Yunan'a gitsek yüzümüze bakmaz. Lan görmüyor musun bizi burada? Bak, bak, bak burada bak. Oraya gitsek kim bilir bize ne var bro. Şimdi Ali kardeşim şöyle bir şey söyleyeyim. Kardeşim diyorum, yanlış anlama. Belki yaşın bizden büyüktür. Özür dileyerek bunu söylüyorum. Belki de bizim Ali'sindir. Bizim Ali sen. Maceralarımız çok büyük oldu be canım kardeşim. Diyeceğim. Şimdi şöyle bir şey. Yeşilden bile parçalı yavru alanlar var. Ben bunu gözümle şahit oldum. Aynen abi. Seninleyim. Oğlum Ali sen bizim Kadir abinin yeğeni misin? Harbiden Kadir abinin yeğeni Ali misin? Şimdi nereden nereye bağlanacağız? Bakın. Kadir abinin yeğeni Ali mi acaba? Onu bilmiyorum da. Tabii ki yeşil de olur. Evet. Vay vay vay. Ulan Ali bak. Görüyorsun değil mi? Savaş oluyor. Savaşa hatta savaşın Bora abinin anlattığı videoları var burada. Daha yeni paylaştık onları. Ya bak arkadaş ya. Şimdi size bir mevzu anlatayım burada. Dinleyin bak. Anlatayım mı? Anlatın derseniz anlatacağım bir maceramızı. Bak bu macera fena. Anlatın derseniz. Şu anda yayını izleyen 20 kişi yazsın anlat diye anlatacağım. Altınıza var ya, altınıza kaçıracaksınız gülmekten. Öyle bir mevzu bak. Ali nereden geldin bu oğlum akşam akşam? Vay be. Molitaba adında mikroçerdek var. Çok seviyorlar. Bunun yararı zararı ne olabilir? Ne sıkıntı verebilir? Murat Döken şöyle bir şey söyleyeceğim. Deneme yaptım. Ciddi söylüyorum arkadaşlar. Bakın Murat Tokay güzel bir şeye değindi. Mikro çekirdekten bahsediyorum. Bakın mikro çekirdek kuşta karaciğer yapmıyor, bilginiz olsun. Yağ oranı düşük olduğu için kuşta karaciğer yapmıyor, bilginiz olsun. Kuşa kilo aldırıyor. Mikro çekirdekten bahsediyorum. Normal çekirdek karaciğer yapıyor, bilginiz olsun. Mikro çekirdek karaciğer yaptırmıyor. Anlat diyenler 3 kişi. 1, 2, 3 kişi. Yayın izleyen 40 kişi. 3 kişi anlatıyorsa tabii ki anlatmam yani. Kimse kusura bakmasın. Anlat deyin, anlatayım. Altınıza kaçırma garantisi veriyorum. 2 senelik yerli kuşum var. Çipilken sahiplendim. Motor gibi sabahtan akşama kadar ötüyor. Şakşakları az üzerine koyar mı yoksa böyle devam eder mi? Öyle devam eder canım kardeşim. Bol bol şakşakları olsun. Anlat abi, anlat. Geliyor anlatlar. Güneşe çıkmayan kuşa ışık kullanan var mı? UV ışığı olanlardan. Tabii ki var kullanan. Ben kullanıyorum. O zaman anlatma, akşam altıma yapmak istemiyorum. Soner sen bir yapsan altını, 150 kilosun be kardeşim. Yunan bok içinde kalır Kur'an çalışsın. Yapma sen. Yok oğlum lan, kötü bir şey değil Ali. Anlatıyorum. Ya bir gün o zamanlar tabii genciz, böyle tam böyle falanlarda filanlardayız. Bu Savara Mato var bizim. Savara Mato. Abi geldi. O zaman mezat var. Var ya, mezat full basıyor. Tekmeyle kapıyı kapatıyoruz. İnsanları içeriye almıyoruz yani. Bir de bu şimdi Ali. Abi ya. Abi böyle bir kısmetsiz adam olur mu ya?
Ali çok güzel kelebekleri vardı Ali'nin. Ama hepsini benden aldığı soyla bir çiftten belki 50 tane kuş yaptı. Hepsi aynı bir soy. Ali. O zaman mezat yapıyoruz. Çekilişe kuş koyduk mezatta arkadaşlar. Bir takım tepeli koydum. Tepeli kelebek. Karka o zamanlar çok moda. Çok moda. Abi çekiliş yapıyoruz. Savaş hasta. Çekiliş hastası. Tombala yapıyoruz. Tak 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 çiziyor falan filan. Abi Savaş Ali, bir de Ali'nin amcası var. Kadir abi. Namı diğer kara gümrüklü Deli Kadir. Deli Kadir'e laf geçiremezsin abi. Hayatta laf anlatamazsın adam. Adam deli, bildiğin deli. Bir dakikada gözleri de görünmez. Bir dakikada şarteri patlar. İçerisi paket. Ali dedi ki, ya dedi bu abi dedi, bu kuşları dedi buraya koymadan dedi, ben dedi vereyim dedi çekiliş parasını, kuşları alayım. Ben de dedim ki Ali'ciğim dedim, öyle olmaz. Şimdi buraya koyduk. İnsanlar dedim yanlış anlar. Bak yalansa yalan. Ali burada, Ali desin. Tamam o zaman dedi bu abi dedi, koy dedi, koyduk. Şimdi çekiliş numarası 100'e kadar Ali 99 taneyi Savaş'la beraber yazdılar. Çat 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 çektiler. Bir tane kaldı 100. Onu da Kadir abi yazdı. Bir çektirdik 100 numara. Kadir abiye çıktı. Bu kadar mı kısmetsiz olur adam? Her neyse Ali tabii şey yaptı. Kadir abi Ali'ye verdi. Ali onları bir üretti. Vardı belki 50 tane. Hepsi bir soy. Hepsi de pervane. Uçurmaya korkuyordu. Yere çakılıyordu kuşlar. Öyle kuşlardı. Hepsi de kırmızı arkalar, arkalar, mavi arkalar falan. Bir dünya kuş vardı. Arkadaşlar yıllar önce bu Savaş'a Mato geldi yanıma. İbo abi, İbo abi hadi kaçalım aleme falan. İyi nereye, hadi gidelim dedi kulübe. İyi falan. Savaş'ta ikimiziz. Gittik baba kulübe. Çektik kafaları. Şey içiyoruz. Siminof. Abi bir büyük Siminof içtik. Ulan Savaş karşımda oturuyor. Bir büyük içtik ikimiz Siminof'u. Lan bakıyorum. Abi her şey, herkes, her şey yerinde. İbo abi dedi, ben dedi iç dedi, kafam dedi güzel olmadı dedi. Bir tane daha içelim. Oğlum dedim, bak bu bizim dedim başımıza iş vermesin sonra falan. Yok be abi dedi. İyi dedim, hadi içelim. Bir tane daha büyük söyledik. Abi onu değiştik Savaş'ta. Ulan sağa sola bakıyorum. Abi her şey yerinde, kalkıyorum ayağa oturuyorum. Hiçbir şey yok. Oğlum dedim, bunlar bize dedim bunu kastaklıyor bak dedim, ha Savaş. Ya dedi, ben de uylandım dedi. Savaş kurnaz çocuk. Mesela kafası kıyak olacak, hemen lavaboya gider çıkarır yine devam. Sabaha kadar içeri hiçbir şey olmaz. Yıkılmaz. Her neyse. Abi Savaş böyle yaptı. Garsonu çağırdı. Dayı dedi, git dedi dışarıdan al gel dedi, biz açacağız dedi. Şimdi uylandık ya. Garson gitti aldı geldi. Her neyse onu değiştik. Lan bakıyorum Savaş diyorum, oğlum bu ne ayak ulan diyorum. Üç büyüğü içtik diyorum. Üç büyük Siminof içtik. Ki abi yağ gibi de kayıyor be kardeşim. Lap lap gidiyor. Her neyse lan baktım. Savaş dedim, oğlum bende hiçbir şey yok. Vallahi dedi bu abi, bende de yok. Çıkıyoruz pistte, kopuyoruz, mopuyoruz, oturuyoruz. Yine bir şey yok. Her neyse. Karşı masada da bir abi oturuyor. Güzel bir abi, belli mazın. Oturmuş tek tabanca yapmış rakısını. Öyle ufak ufak yudum. Ne, biz de makaradayız falan. Savaş adama bir duble bizden rakı gönderdi. Gece oldu, saat 4-4 kalktık. Geleceğiz artık eve. Ondan sonra tam eve geleceğiz baba. O adama bir duble rakı söyledik. Adam tuttu kolumuzdan. Kalk kardeşim oturun işte, bak siz bize böyle yaptınız. Biz size işte, siz de benden bir şey. Abi dedik yeter, biz içtik içeceğim. Üç büyük içtik, hiçbir şey yok, olmadı yani. Çok oldum. Her neyse. İyi dedim o zaman abi, ben dedim bir tane dedim dalla seçeyim dedim. Bir tane ufak bir dalla ses abi. Savaş dedi abi dedi, ben de bir tane içeyim falan. Ben o dallası içmeyecektim baba. Bir çektim onu. Ya şu kadar ha, bir koydum. Ondan sonra ben ne bileyim koptu. Savaş baktım bir tarafa düştü, ben bir tarafa. Ulan dedim kalk, ne oluyoruz oğlum dedim, ne lan. Kafamızdan dedim binalar geçiyor, bu ne oğlum dedim falan. Her neyse çıktık kapıya. Taksiye bindik, ikimiz de arkadayız. Savaş'a dedim ki, Savaş şimdi Aksaray'a çok yakın bir yerde oturuyor o zaman. Oğlum dedim Savaş, sen dedim buradayın. Ben dedim giderim buradan. Yok abi dedi, ben dedi seni bırakacağım geri geleceğim. Oğlum dedim manyak mısın sen, sen dedim miyim? Yok ben seni bırakacağım geri geleceğim falan hesabı. Cık. İyi tamam falan. Gittik abi semte. Durduk.
Savaş dedi, ben de ineceğim dedi. Biraz dedi burada durayım. Sonra dedi, oğlum benim seni ben bırakmam. O zaman dedim mezat açayım, mezat dedim yatalım ikimiz. Tamam mı? Tamam. Abi ön cama geldik. Lavuğa dedim ki, dayı dedim borcumuz ne falan. Lavuk bana böyle bir 500 diyor. Aynı böyle bir bak. Aksaray'dan geldik. Dedim, simetreyi aç açmadı. Dayı dedim borcumuz ne 500 diyor. Dayı dedim borcumuz ne 500. Ben de bayıldım. Lavuğa bir tane koydum. Bak savaş canlı şahit. Gözlüklerini içine soktum lavuğun. Bir koydum bir gazladı, ben kaldım mı arabanın içinde. Yarıya kadar düştüm. Ben lavuğa koyuyorum, lavuk bana. Lavuk bir sağa bir sol, bir sağa bir sol. Semtte bağırıyorum. Bütün gece bütün bizim şimdi semtimizde birlik beraberlik her zaman var. Tak arabanın önünü bir durdurdular. Gece herkes atladı aşağı. Lavuğum gözümüz patates. Sen dedim kaç para dedim bana 500. 500 dedim. Oğlum ne 500 lan dedim, siz adam mı soyuyorsunuz? Savaş böyle be. Ne oldu be abi diyor. Sen adama niye vurdun? Oğlum dedim bilmiyorum mu lan bunlar dedim soyguna çıkmış. Herkes yolunda. Bunlar o şeyler değil baba. Kafamız güzel de. Hani biz de Sultanahmet'te gezen turist değiliz. Bilmem anlatabildim mi? Hepinizi çok seviyorum. Yayına katıldığınız için herkese çok teşekkür ediyorum. Yayınların devamı için kanala abone değilseniz abone olun. Ve sevdiğiniz arkadaşlarınızı kanala davet edebilirsiniz. Yakında çok güzel videolarla karşınızdayım. Anlatım videoları anlatacağım size. Mesela bu örtüyü video olarak anlatacağım. Niçin? Bazı arkadaşlarımız buradan girip bulsun baksın diye. Yani şöyle bir şey söylüyorum. Paylaştığım videoların altına yorum istiyorum. Bu yorumu tabii ki niçin istiyorum? Arkadaşlar ona göre video yapmak için istiyorum. Bilginiz olsun. Yorum yaparsanız işte şu tarz bu tarz videolar gelsin gibi ona göre hareket ederiz. Ama çok niye üzülüyorum? Paylaştığımız videolarda ne bir like alabiliyorum, ne bir yorum alabiliyorum. Bu da bir üzüyor. Tabii ki biz buna emek veriyoruz arkadaşlar. Tabii ki biliyorsunuz. Bir videoyu yapmak kolay değil. Emek istiyor, saatler istiyor, belki günler istiyor. Siz nasıl seyredip bilgi alıyorsanız, seyredip eğleniyorsanız, biz de bunda like alarak kanalın bir seviyelerine. Sizin destekleriniz benim için çok önemli. Buralara ben tek başıma gelmedim. Sizlerle geldim. Tabii ki bu arada Sakamele Sevenler Ailesi grubu olarak YouTube, Facebook kanalında ona da abone olabilirsiniz. Her türlü söyleşiye hazırız. Bilginiz olsun. Biz ne kadar deli dolu olsak da hepinizi çok seviyorum. Bundan yana şüpheniz olmasın. Kalpten seviyorum. Dediğim gibi elimde çok güzel bir tane melez babası var. Kuş kanarya yırtmaz. Bam 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 diyorum. Almak isteyen arkadaşlar İbrahim Kuşçu. Tek uyla Facebook'tan bana özelden mesaj atarak kuşa sahip olur. Ama bedavacılar benden uzak dursun. Hepinizi çok seviyorum. Yayına katıldığınız için bir daha teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. En kısa zamanda çekilişi nasıl yapacağımızı da buradan belirteceğim. Hepinizi çok seviyorum. Ne kadar paylaşım olursa o kadar çekiliş olur. Bizde kuş bitmez, sadece azalır. Nasıl bitmez derken, Murat Çalışkan var, Ümit Öztürk var. Var da var. Desek ki abi bir kuş bize bir kanal için hepsi çıkarıp verir. Bundan yana şüphemiz yok. Biz Sakamelis Sevenler ve İbrahim Kuş YouTube kanalı olarak bir aileyiz. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.